Hansı mövzuyla devam edirik? But oynağında, eyni zamanda diz oynağında bizim orqanizmimizin ən önəmli oynaqlarından ikisi barəsində danışacağıq və niyə onlar zaman keçdikcə öz fəaliyyətini itirir? Niyə orada bir duzlanma mı deyək, el arasında belə səsləndirir insanlar, yoxsa orada bir artroz mu gedir? Nəyi səhv eləyirik ki, bax, bizim həmin oynaqlarımızda belə ciddi fəsadlar yaranır və vaxt itirmədən mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət eləmək istəyirik. Tayfun Görə, travmatoloq, ortoped bugün bizim qonağımızdır. Buyurun, doktor, zəhmət olmasa. Hoş geldiniz. Ege Hospital'ın daha bir mütəxəssisi. Türkiye'den dəvət olunan ve artık Azerbaycan'da çalışacak. Sizi görmeye çok şadıq. Bugün artık bizim skeletimiz de sizi hazır gözlüyor ki, mənim istediğimde danışacaksınız. Niye orada problem yaranır? Deyirlər ki, plankesin oynağında duzlaşma var. Dizində duzlaşma var ya da ki, çanakta duzlaşma var. O prosesdən danışa gəlin. Niye olur? Necə olur? Nə vaxtdan olur? İnsan bunu necə hiss eləyir? Teşekkür ederim. Öncelikle tüm Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Var olasız. Kardeş ülke, kardeş millet olarak öncelikle bunu söylemek istiyorum. Var olasız, minnettarıq bizde. Buradan bütün Türkiye'de olan bizim əzizlər, herkes 80 milyonlar salamlayırıq. Var olasız. Bir millet, iki dövlət ve bugün de mesela iki dövlətin təmsilçiləri burada studiyada canlı yayındadırlar. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle... Çekmek mi istersiniz yoksa burada göstereyim? Onu orada göstereyim, burada da, şurada göstersek daha iyi olur. Bunu kabağa çekeyim, öne alalım. Evet, bunu öne alalım. Daha sonra tedavide şey yaparız. Öncelikle şeyden, koksar tozdan... Çanaktan. Çanaktan. Çanak but oynağının siz buzlaşması diyorsunuz. Biz Türkiye'de genel olarak kireçlenme, ancak kireçlenme, buzlaşma... aşağı yukarı aynı şey. Bu bir halk dilimi. Aslında hiçbiri de oraya uygun değil ama niye istifade edilir? Doğrudur. Ancak tıbbi olarak koksartroz dediğimiz şeyi de halk anlamıyor. Fakat halk arasında Türkiye'de biz kireçlenme diyoruz. Siz buzlaşma diyorsunuz. Halkın tabii anladığı dilde konuşmak en doğrusu. Sade, en rahat. Neden öyle deniyor? Bu da bu çanak oynağının buzlaşmasında çekilen radyografilerde, eskiden biliyorsunuz sadece bir tek radyografi vardı. Radyografi olarak film desek daha mı anlaşılır? Röntgenlerde bu oynağın görünüşü, buzlaşma olduğu zaman beyaz renkte bir görünüm olduğu için bu bizim memleketimizde, Anadolu'da, Türkiye'de kireçlenme demiş, denmiş. Neden? Çünkü rengi beyaz olduğu için. Burada da buzlaşma denmiş. Onun herhalde renginin aynı olmasını. O şekilde söylenmiş. Buzlaşma nedir? Aslında duzlaşma. Duzlaşma, pardon. Duz. Ben buz gibi. Biz orada o belediye de bu hisseler bile dağılanda buralar böyle kırılıyor. Duza benzer. Duzlaşma diyorum, tamam. Mesela duz yığılıp bura. Evet, biz, ondan dolayı biz duzlaşma diyoruz. Tamam, duzlaşma diyelim. Duzlaşma veya kireçleşme veya tıbbi terim olarak koksartroz. Aslında buradaki eklemde, yani oynaktaki kıkırdağın dejenerasyonu, yani bozulması, yıpranması, eskimesi ve normal fonksiyonunu kaybetmesidir. Normalde bu eklemde, eklemin her iki tarafında da, hem çanakta hem bu oynağın üst tarafında 3'er 4'er milim kalınlığında kıkırdak hücreleri vardır. Bu oynağı... Yani sümüğü sümüğe değmiyor. Evet, sümüğün sümüğe değmemesi için kıkırdak hücreler vardır. Ve ayrıca bu arada salgılanan bir sıvı vardır. Buradaki eklemde sinovya, sinovya'dan salgılanan bir mayi vardır. Bu neyi sağlar? Sürtmesini, hareketin rahat olmasını sağlar ve bir kayganlık sağlar. Zaman içinde buradaki kıkırdaklarda eskime, yıpranma, aşınma olduğu zaman bu kıkırdaklar incelir. Kıkırdak hatta ileri şeylerde kalmaz ve kemik, yani sümük sümeye sürtmeye başlar. Demek bu yaş problemi değil mi? Evet, şimdi en sık görülme nedenlerinden bir tanesi yaştır. İleri yaşlarda gözükür. Neden? Vücuttaki bütün organların, bütün kullandığımız organların dışındaki kemiklerin hepsinin
belirli bir süre geçtikten sonra nasıl saçımız beyazlar, işte yüzümüz kırışır, dildiğimiz şey yaparsa yaşlanıyor, eskiyor. Dolayısıyla buradaki kıkırdakta da yaşla birlikte 70 ve 75 yaşlarından sonra yıpranma, yaşlanma, eskime oluyor. Bu birincil nedenlerinden bir tanesidir. Yani buradaki duzlaşmanın nedenlerini kısaca şey yaparsak birincil nedenler ve sekonder, yani başka nedenlere bağlı nedenlerdir. İkincil olarak. Evet. Birincil, evet, sekonder nedenler. Birincil nedenler yaşdır. Şişmanlık, yani obezite, kilolu çünkü kişilerde. Evet. Bu sümüydü de bu ne kadar ağırlığı bu çeksin ki ha, bir yere kadar da. Evet, doğrudur. Bir kişi eğer kiloluysa, gençliğinden beri gençliğinden beri kiloluysa, yaş ilerledikçe normalde 70-75 yaşından sonra görülen duzlaşma bu kişide 50-55 yaşında da görülebilir. Bu duzlaşma kalça ekleminde, yani çanak sümük, çanak but oynağında olduğu gibi diz oynağında da aynı şekilde aşırı yüke bağlılık daha erken yaşlarda yani bedenin gözüküyor. Bedenin yükünü çeken hisselerden söhbet gelir ki bu boyda ağırlık onların üzerinde durur. Onların her ikisinde özünü gösterir. Doğrudur. Ben bunu hastalarıma şöyle anlatırım. Normal bir kamyon düşünün. Burada bir yük taşıyıcı diyorsunuz siz herhalde. Kamyonun istibdat hattı, yani yük 5 ton taşırken siz 10 ton devamlı yüklerseniz kamyon 10 senede eskiyecekken, yani köhne hale gelecekken 3 yılda 5 yılda gelir. Doktor, kısa bir reklam faslımız olacak. Reklamdan sonra sorular da var. Onlardan da işlemeye çalışacağız. Özümüzün sorularımız da var. Daha etraflı başlayacağız. Kısa reklamlar. Bizim konuğumuz Tayfun Doktor'dan Ege Hospital'dan Türkiye'den davet olunmuş mütexəssis ve devamlı olarak artık Azerbaycan'da çalışacak. Biz but oynağında, but çanak oynağında ve dizde artrozdan danışırıq. Bu niye yaranır, necə yaranır ve bu probleme ne inmek lazımdır en esası? Orada da löfədə bir sıxım olarak da həkimimiz çekip göstermek için. Yani bu problem necə başlayır? Değil mi? Şimdi bu çanak oynağının duzlaşmasının primer nedeni olarak obezite demiştik. İleri yaş demiştik. Evet. Ancak ayrıca bunun primer nedenlerinin en sık rastlandığı bunun bilinmeyen nedenleri. Yani herhangi bir şeyle açıklanamaz. İleri yaşla birlikte diğer hastalıklar gibi herhangi bir nedene, yani şundan veya şundan diyemeyeceğimiz şekilde olur. Bir de buradaki duzlaşmanın sekonder nedenleri dediğimiz, yani ikincil nedenler, başka hastalıklara bağlı olan nedenleri vardır. Onlar da nelerdir? Öncelikle doğumda eğer kişide bir but çanak oynağında bir çıkık varsa, yani bu eklemde anadan gelme. Evet, anadan gelme. Biz konjenital, yani doğumsal kalça bozukluğu diyoruz Türkçe şey olarak. Böyle bir şey varsa buradaki butun bu çanağında olmaması ve dışarıda olmasıyla. Bu kenarda da. Evet, evet. Öz yerinde değil. Evet, öz yerinde değil. Şurada olabilir. Bu şekilde olabilir. Bu tabii çocukluk çağında, bebeklik çağında alçıyla daha sonra ameliyatla da tedavi ediliyor. Fakat hiçbir zaman bu şekilde bir hastalık geçirmiş, yani doğuştan böyle bir hastalığı olan bir çocuğun kalça eklemi ileri yaşlarda hiçbir zaman anadan doğma gibi Allah yapısı gibi olmaz. Dolayısıyla bu tip kişilerde problem olur. Erken duzlaşma olur. Deməli, anadan gəlmə, yəni doğum əsnasında əgər uşaqda bu çanağında bir çıxıq var idisə və onu hansısa formada salmışlarsa yerinə, ya gipsdən, ya nəyləsə, ya hansısa bir ortez, protez nəyisə bir şeylə, o bir problem yaşayacaq deməkdir. O bu problemə namizəddir. Bunu gözləməlidir. Doğrudur. Yaxşı. Əgər artıq ağrısı varsa bir insanın ya budunda, ya dizində. Bu müdaxilə nə edirsiniz? Yəni bu tədavi yöntəmləri, müalicə, əməliyyat. Nədənlərini bir tam olaraq bir bitireyim. Vaxtımız az da ona görə istəyirəm. Biraz şey, tez keçək. Tamam. Ha, tamam. Şimdi bu but çanak oynağında duzlaşması olan kişinin şikayetlerinden ilk olarak bize getiren ağrıdır. Hemen kişi, ağrı. Evet, evet. Şeyinde, bu oynağında yürüme esnasında bir ağrı başlar. Öncelikle 500 metre veya işte 1000 metre yürüdüğü zaman ağrı başlarken
buradaki kireçlenme, duzlaşma arttıkça bu süre daha kısalır. 50 metrede, 100 metrede ağrı duymaya başlar. Daha sonra merdiven inme ve çıkmada ağrıları artar. Çünkü kalça eklemini hareket ettirdiği zaman, bu oynağı hareket ettirdiği zaman burada evet ağrılar şey yapar. Bu hareketi engellemeye başlar. Bu hareketin engellenmesi de neden olur. Buradaki duzlaşma başladığı zaman vücut ağrıyı önlemek için buralardan şu şekilde şöyle tartar saklıyor değil mi? Bizim osteofit dediğimiz yeni kıkırdak ve kemik küçük gagalar oluşturmaya başlar. Bu şekilde bunu şey yapar ki bu oynağı tutup hareketini önlemeye çalışır. Bu doğanın, oynamasın diye. Tabii oynamasın. Neden? Oynarsa çünkü ağrı hissediyor. Anlıyorum. Oynamazsa ağrı hissetmeyecek. Dolayısıyla bu doğanın yani evet doğanın bir koruyucu şeyi. Çünkü ağrıyan bir yeri oynatırsanız ağrınız artar. Öncelikle bunları şey yapmaya başlar. Dolayısıyla bu osteofitler oluştuktan sonra kişi yürümeye başladığı zaman, bunu hareket ettirmeye başladığı zaman, önce düz yolda daha sonra da merdiven çıkıp inmeye başladığı zaman ağrıları artar. Yani bizde ilk geliş sebebi, esas başvuruş sebebi ağrıdır. Bu ağrı %99 hastanın eklem bölgesinde, oynağında olur. Ancak bazen buradaki sinirlerin kişiye göre değişir, sinirlerin innervasyonuna göre, yani sinirlerin gittiği yere göre bazı hastalarda nadir olarak %3-5 dizde ağrıyla bize gelebilir. Evet. Bu da oynak. Evet, oynakta kireçlenme olmasına rağmen dizim ağrıyor diye gelebilir. Onun için hastayı çok iyi muayene edip, yani sadece İşte oynağı muayene etmemek veya sadece hemen film isteyip filme göndermemek gerekir. Hastayı bütün olarak düşünüp kalçasını, dizini muayene edip ondan sonra gerekirse işte dizini ve kalçasının filmlerini görüp ona göre karar vermek gerekir. Aydın. Yaxşı. Bunun müdaxilə necə olmalıdır? Deyək ki, bu hissədə bir artıq qığırdaq dağılır, artıq o duzlaşma dediyimiz proses var. Bunu kənardan bir iynə ilə nəsə maye vurub həll etmək lazımdır? Yoxsa bunun bir əməliyyatı lazımdır? Yoxsa nəsə bir dərman içməlidir? Nə eləməlidir? Şimdi ilk safhalarında yani yani bu şikayetlerin, duzlaşmanın başladığı ilk safhalarında biz hastayı muayene ettik, röntgen çektik. Hastada çok ileri derecede burada bir daralma yok, şey yok. O zaman ilk safhalarda hastanın yaşı da erkense sadece ilaç ve fizik tedavi uygulanabilir. Ancak zamanı mı uzatmak içindi? Tabii yani o anda çünkü hayır hastanın durumuna göre yani yaşı ve çektiğimiz röntgende burası bakın ileri safhası burası tamamen daralır. Bu şekilde hiç eklem kalmaz. Bu şekilde. Şöyle olduğunu başlangıç safhalarında sadece ilaç ve fizik tedavi. Ancak ileri safhada artık burada hiç eklem kalmamışsa demin bakın 3-4 milimlik dedim kıkırdaklar vardı. Bu normalde bir aralık gözükür film çektiğiniz zaman. Kıkırdaklar röntgende gözükmez. Bu aralık tamamen ortadan kalkmışsa neden ortadan kalkar? Kıkırdaklar eriyip kemikler birbirine sürtmeye başladığı zaman filmde de hiç aralık kalmaz. Sümük sümeye artık gelip oturur tamamen. Evet sümük sümeye sürtmeye başlar. Artık bu safhada hastayı ameliyat edip total protez koymamız gerekir. Yani bu hissen değiştirilmiş. Evet, evet. Total protez nedir? Hem bu eklemin çanağına hem de buraya siz burada titan diyorlar. Titanyum şey materyal, protez materyallerini koyup buradaki ağrıyı ortadan kaldırıp hareketliliği sağlamamız gerekir. Bunu nasıl yapıyoruz? Ameliyatta zaten ileri safhada bu çanak, bu butun, bu oynağın burası da bu şekilde bozulur. Yani böyle yuvarlık ve şey kalmaz. Bunu buradan kesip çıkarıyoruz. Bunun içine bir şey titanyum protez başlı, buraya yani. Evet titanyum protez koyuyoruz şu şekilde kemiğin içine evet karşı tarafa da bu oynağa da yine bunun karşısına gelecek bir eklem şekilde bir titanyum protez koyup hastanın hareketini ağrısız bir şekilde hareketini sağlıyoruz. Ama bu en son haddi de tabii en son ameliyatlık safhaya gelmiş kişi de yani biz cerrah olarak bizim yaptığımız iş total kalça protezi uygulamak.
daha önceki safhalarda eğer hastanın bu derece kötü değilse tıbbi tedavi veriyoruz. Gerekirse fizik tedaviye gönderiyoruz. Fizik tedavi ilaçlarla, termal tedaviyle onları yapıyor. Ama bunlardan fayda görmeye, artık görmemeye başlayınca bize geliyor. Biz de ameliyat ediyoruz. Doktor, birçok problemlerde hekimlerimiz deyirler ki, yaxşı olar ki, hareketli hayat tarzı, dinamik hayat tarzı keçirəsiniz. Evet. Doğru. Ama oynaq hastalıklarında bazen mütexessislerin fikri üst üste düşmür. Bazıları deyir ki, oynaq problemi varsa hareket azalmalıdır. Bazıları deyir ki, yox, əksinə, yenə də hareket yerinde kalmalı ve oynaqların qanlanması yaxşılaşmalıdır. Siz necə yanaşırsınız bu mövzuya? Şimdi o oynaktaki hastalığın ne hastalığı olduğuna, hı-hı, romatizmal bir hastalık mı, ondan sonra başka bir kan hastalıklarına bağlı bir hastalık mı veya ortopedik bir hastalık mı, ona bağlı. Denilen şey aslında doğru. Yani eğer ameliyat başlangıç safhasında bir koksartrozsa, tabii ki ağrılı dönemlerde hastaya ilaç vererek istirahat öneriliyor. Daha sonra da fizik tedavi. Ancak bu şekilde olan ileri derecede kireçlenmede o osteofitler oluşmuş, hasta ayağını hareket ettiremez duruma geldiği zaman bunun total kalça protezinden başka yapılacak bir imkanı yoktur. İleri safhada zaten hasta ayağını hareket ettiremez. Buradaki kıkırdakların aşınmasına ve çökmesine bağlı hastada kısalık da oluşur ve dışa doğru bacakta böyle dönme de olur. Hastayı biz muayene ederken şu şekilde bile fazla şey yapamayız, hareket ettiremeyiz. Her hareketinde hasta şey yapar, ağrı duyar ve fazla da hareket imkanı yoktur. Hasta zaten bize bazen çok ileri safhada, bizim Türkiye'de de köylerde ameliyat olamayan veya kaçanları kısalık ve şeyle gelir. Bu şekilde dışa rotasyon dediğimiz bu şekilde gelir. Kısalık 2 santim, 3 santime kadar olabilir. O da buradaki bu oynağın, bu kafa, yani bu şeyin yuvarlak kısmının çökmesinden dolayıdır. Bu iyice içine geçer kemik birbirine. Total kalça protez ameliyatlarında bu kısalığı da giderip hastanın iki ayağını eşitliyoruz. Evet, çünkü simetri. Evet. O asimetrik şeyde ortadan kaldırıyoruz. Zaten topallamanın nedeni bu kısalıktır. Buradaki bu kafanın çökmesi, kıkırdağın iyice harap olması. Burada 2 ile 3 santim kadar kısalık oluşur. Yani bizim indi danışdığımız bütün proses eyniyle dizde olan artrozlarda da aparılır da. Yani eyni proses dizde de olarsa. He? Evet, evet. Orada da eyni başlıklar istifade olunur en son hedde. Ona kadar hansısa bir müalicə, fizyoterapi vesaire. Evet, evet. Diz düzlaşmalarında da onların da 5 ayrı dönemi vardır. Başlangıç safhalarında ilaç, fizik tedavi. Ancak bu safhaları geçip artık 5. safhaya geldiyse, hı-hı, aynı diz ekleminde olduğu gibi burada hem bu bacağın, baldırın kıkırdaklarında düzlaşma, hem butun kıkırdaklarında düzlaşma. Ayrıca bu diz kapağı kemiğinin kıkırdaklarında düzlaşma olur. Hasta dizini hareket ettirmede çok büyük ağrıları olur. Bunlarda da tabii başlangıç safhalarında yine kilo verecek. Yükü azaltacak. İlaç tedavisi, termal tedavi, fizik tedavi. Ancak en son safa buradaki bu kıkırdakların değiştirilip aynı kalça ekleminde olduğu gibi buraya da diz protezi uygulaması gerekir. Hareketi aydınlık sağlamamız ve ağrıyı gidermemiz için. Aydınlık. Doktor, teşekkür ederiz size. Bizim aslında müzakir mevzumuz çok geniş bir mevzudur. Yani bu proses o kadar biz indi dilde danışırıq. Bu çok ciddi bir prosesdir. Bu çok hem zahmet tələb edən bir prosesdir, hem səbir tələb edən bir prosesdir, xəstə tərəfdən de eyni zamanda. Yani etrafı sualı olanlar, hakkında danıştığımız problemlerden əziyyət çəkənlər, biz canlı yayınımız bitir, birazdan sual, ümumiyyətlə zəngləri qəbul edə bilməyəcəyik verilişdən sonra. 11-17 qısa nömrəsinə zəng vurmaqla EG Hospitalın mütəxəssislərinə sualınızı verə bilərsiniz. Türkiyədən dəvət olunmuş heyət sizin istənilən tibbi problemdə yanınızda olmağa hazırdır. Davamlı olaraq Azərbaycanda çalışacaqlar və bir daha vurğulayaq. Bugündən etibarən iyunun 11-nə qədər, iyunun 10-u daxil olmaqla bütün proseslərə müayinə, müalicə, əməliyyat 50% indirim tətbiq olunacaq Ege Hospital'da. Teşekkürler Ege Hospital'a. Size teşekkürler. Teşekkür ederim doktor. Sağ olun, geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş bize ayrılan vaxt yekunlaşır ve istenilen problemle bağlı
Ege Hospital'da mütəxəssislər sizi gözləyir. Onlar daim olaraq Azərbaycanda qalacaqlar və Bakıda bizim xalqımıza, əhalimizə xidmət göstərəcəklər. Siz də hansısa bir probleminiz varsa ya da gedib bir müayinədən keçmək istəyirsinizsə, sağlamlığınızla bağlı bir şübhələriniz yaranıbsa, məmnuniyyətlə buyura bilərsiniz, endirimlərdən yararlana bilərsiniz və sizə can sağlığı arzulayırıq. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Bir daha bayramınız mübarək. Təbrik edirəm.